Herkesin söyleyecek çok sözü var. Özellikle bizim gibi derneğin bir gelenek olduğu ülkede yaşamışsanız. Yeterince olduğunu zannetmiyorum. Genel olarak 12 Eylül davası mağdurları ağırlıklı olarak sol kesimden insanlardı. Ama tabii aradan geçen hani 17 yıl sonra bir 28 Şubat süreci yaşandı ve orada muhafazakarlara, dindarlara yönelik ayrımcı uygulamalar vardı. Tabii o 28 Şubat davası noktasında bilebildiğim kadarıyla İnsan Hakları Derneği davaya müdahil, yine derneğimizin başkanı o dönemki Akın Bey, birkaç kişi daha var. Bir şey sağlanamadı. Bir birliktelik, bir araya gelme, yaşanan mağduriyetlerin paylaşılması pek olmadı. Hak örgütü yöneticilerinin bir araya gelmesiyle olacak iş değil bu. Mağdurları bir araya getirecek çeşitli etkinlikler yapmak lazım. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi ihlalin devam ettiği durumlarda bu pek mümkün olmuyor. Şimdi eğer bir ülkede ihlaller devam ediyorsa ve temel meseleler çözülmemişse, yani çatışma çözümleri yaşanmamışsa ve bir yüzleşme sürecine girilmemişse, ne kadar isteseniz de bunu yapamıyorsunuz. Çünkü şu anda ihlaller devam ediyor. Şu anda çok daha değişik, farklı toplumsal kesimlerin sorunları devam ediyor ve Türkiye bir bütün olarak yüzleşme sürecine giremedi. Tabii bütün bunların tamamının Kürt sorunuyla bağlantılı olduğunu da hiç unutmamamız lazım. O alanda yapılacak, yani Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü alanında yapılacak olumlu gelişmeler bu kesimleri bir araya getirebilir. Doğrudan doğruya toplumsal kesimlerin kendiliğinden, kendi organizasyonlarıyla bir araya gelmeleri için bir sahici bir yüzleşme dönemine girmek gerekiyor. Darbeler toplumu kamplara böler. Kimlikler üzerinden zaten mağduriyetler üretir. Kimlikler üzerinden mağduriyetler ürettiği için de herkes kendi kimliğiyle ancak kendi sorununu çözmeye çalışır. Kürtler Kürtlerle, muhafazakarlar muhafazakarlarla, Aleviler Alevilerle, solcular solcularla, sağcılar sağcılarla. Darbe dönemlerinin özelliği budur zaten. Darbeciler bu şekilde toplumu da bölerek, parçalayarak, kutuplaştırarak, karşı hale getirerek yönetmeye çalışırlar. Bu sadece darbecilerin uyguladığı yöntemler değil. Aslında otoriter yönetimlerin tamamında bu vardır. İşte buna karşı aslında genel bir demokratikleşme sürecinin başlamasıyla, genel demokrasi talebinin yükseltilmesiyle bunlar aşılabilir. Yani herkes kendi kimliğini, inancını bir başkasıyla eşit görecek. Herkes eşit hak temelinde bir anlayışa sahip olursa, bunu benimserse bir araya gelmek daha kolay olacaktır. Bu darbelerin tamamı hak ve özgürlüklere yapıldı. Eğitim hakkına, eğitim özgürlüğüne yapıldı. Yani ne kadar hak ve özgürlükler varsa, ifade özgürlüğü vesaire falan, onlara yapıldı. İnsanlar niye seçiyor ki bunların arasında? Ben mesela 28 Şubat'la ilgili en önemli tırnak içinde sembol, 28 Şubat'ın sembolü başörtüsüne yönelik bir şeydi. Yani bir yasaktı. Mesela başı açıklar nerede? Bu başörtülü kızlar var, bunların başı açık kardeşleri var. Nerede bunlar? Yani niye bu protestolarda sadece ve sadece başörtülüleri görüyoruz? Yani başı açık olanlar onaylıyor mu bu darbeyi? Eğer onaylamıyorsa niçin destek vermiyorlar? Yani ben bunu söylemek istiyorum. 12 Eylül'de, 1960'ta, 28 Şubat darbesi de hepsi aynı. Hiç fark yok. Gerçekten fark yok. Eğer biz mağduriyetleri derecelemeye koyarsak zaten başarılı olabilmemiz mümkün değil. Ayağa takılanı, çelme atanlara bile aynı tepkiyi göstermemiz lazım. Hiç şeyine bakmayacağız, şiddetine bakmayacağız. Diyeceğiz ki bütün haksızlıklara karşı, bütün yanlışlıklara karşı, meşrebine, mezhebine, yaşına, mesleğine, dinine, hiçbir şeyine bakmadan sahip çıkacağız. Eğer biz darbecilerin yaptığı ayrıştırmak, zaten birbirine düşürüp bu darbenin sürekliliğini sağlamak. Tabii darbeye sessizlik aslında darbeyi kabullenme anlamına geliyor. Gerek 80 darbesinde, gerek 28 Şubat darbesinde imkanları olduğu halde bu darbeye sessiz kalan, sessiz kalarak kabullenen, hatta sessiz kalmakla yetinmeyerek darbeyi destekleyen sendikalar, dernekler, cemaatler söz konusu oldu. Dolayısıyla bu Türkiye'nin bir gerçeği. Bunu değiştirebilir miyiz? İnşallah değiştiririz. Ama önce kendimizi değiştireceğiz. Ondan sonra onlar değişecekler.
ve haksızlık kimden gelirse gelsin o haksızlığa karşı durma erdemliğini gösteririz. Bu 1960'ta 27 Mayıs Anayasası'ndan itibaren STK'lara yapılan sistemli organize bilinçli baskı 12 Eylül'de de 28 Şubat'ta da devam etmiştir. Bu tamamen bir psikolojik harekattır. Yani STK'ları sindirmek, faaliyetsiz hale getirmek, nötrleştirmek, diktatörlerin ve darbecilerin değişik bir kolonun yapmış olduğu faaliyetler içerisinde değerlendirebiliriz. Bu basın üzerinde de böyle yürüdüler. İş adamları üzerine de böyle yürüdüler. Dernekler, vakıflar, işte değişik kuruluşlar, tüzel kuruluşlar üzerinde böyle yürüdüler. Neticesinde darbecilerin, diktatörlerin hedefine ulaşabilmek için bu sistematik olarak STK'ların üzerine gitmeleri bilinçli ve programlı bir şekilde yapmıştır diye düşünüyorum.